Ölüm kampından hepinize merhaba. Evet ölüm kampındayız gençler şu an. Hem de uzaylılar tarafından işkence gördüğün ölüm kampındayız. Çok garip bir yer. Ve buradan bugün kurtulmaya çalışacağız anasını satayım. O ne diyor testi yapıyoruz efendim. Bakalım çok hani öyle bakıyordum testlere. İlk kez hani öyle çok bakmadan çok ilginç bir şey buldum. İkinci dedi galiba şu an baktığımda. Ee, hep böyle ben 3. 4. sayfa falan giderdim test araştırırken. Şu an gerçekten... Hani ilk sayfada ikinci kısımda buldum çok sevindim çünkü o kadar zamanım almadı. Teşekkür ederim. Güzel uzaylılar tarafından işkence gördüğün ölüm kampından kurtulabilecek misin testi? Şimdi o zaman geçelim bakalım kurtulabilecek miyim? Sene 2961. Yok. Bunu biraz daha skyfi e, şey yapmam lazım. Seslendirmem lazım. Ki hala hayatımda hiç ben skyfi denemedim. Bilim kurgu. İnsanoğlu yaşadığı en zor süreçlerden birisinden geçiyor. Belki de en zor en acı dolu zamanlarını yaşıyor. Yok olmuyor ama olsun. <laughs> Dünyamız dünya dışı zeki varlıklar tarafından ist istila edilmiş. Ve pek çok insan ya ölmüş ya da kurulan ölüm kamplarında ölmeyi bekliyor. Ve sen de onlardan birisin. Ya önüne konulan engelleri aşar, sorulara doğru cevap verir ve bu ölüm kampından kurtulursun. Ya da ölümün soğuk kucağında bulursun kendini. Haydi teste. Evet. Şimdi o zaman anladınız abi hikayeyi. Güzel hikaye. Aferin güzel yapmışsınız bu testi. Şimdi bakalım bir uzayla alakalı bir soruyla başlayalım. Işık hızı kaç kilometre? Yalnız ne alakası var? Acaba o hızda mı kaçmamız gerekiyor? Biz o hızda kaçamayız. Şimdi benim bildiğim 300 bin. Hatta 300 bin değil 200, 290. Hani. 300 bine yakın bir şeydi. Tam 300 bin değildi. Ama 30 bin miydi lan o? Yok lan 30 bin kadar düşük olmaz o. Değil mi? Ben öyle ben 299 binlerde diye hatırlıyorum. Yani 300 bin diye sayılıyordu o yüzden. Ama o, o... <laughs> yok lan 30 bin kadar düşük ol. İşte ikinci sorun şu: Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüş hangisidir? Ne bileyim oğlum ben? Ne bileyim lan ben? Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun. Hiçbir şeyde anlam yok. Her şey boktan. Hayat bok. Bu ne olur? Dogmatizm öyle bir şey benzemiyor. Dog dediğin köpek abi. Sekülerizm, nihilizm, na... bence nihilizm. Böyle çok çünkü saçma bir ismi var. Bence bu. <laughs> abi. Ya işte, işte görüyor musunuz? Dur. 3. Ölüm kampı burası. Unutma. Sadece bir tek kibritiniz var. Şimdi yalnız bir dakika. Uzaylılar tarafından ölüm kampı dünyada mı uzayda mı? Eğer uzaydaysa çünkü yanar mı? Oksijen yok. Yanmaz ki kibrit. Neyse, ölüm kampı burası unutma. Sadece bir tek kibritiniz var. İçin içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de mum bulunan karanlık soğuk bir odaya girdiniz önce hangisini? Şimdi bak, bir dakika dur. Hiçbiri yanmaz diye bir şey yok mu? Ha bir dakika bak, sadece tek bir kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, gaz lambası dediğin şey aydınlatır. Bir gaz sobası, o zaman soba herhalde aynı zamanda ısıtması lazım. Ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? Önce kibrit yakarsınız. tabii. Geri zekalı öyle saçma soru mu olur? Bir sonraki soru ise imgeleme yeteneğinin ile alakalı. Boşluğa hangisi gelmelidir? Şimdi kardeşim bundan iki tane var. Bu değişik. Bundan iki tane var yine değişmiş. Bundan iki tane var bu biraz mal olmuş. Bundan da o zaman iki tane olacak ama küçüğü olacak o zaman. Ha aynen 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 aynen. O zaman bu. Ya arkadaşlar beni hiçbir uzaylı tutamaz bak. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir uzaylı beni o ölüm kamplarında tutamaz abi. Böyle mal ederim onları. Böyle ağızlarını ederim ben onların. Peki renk skalasında bir numaralı rengin hang... zıttı hangi? Sarının zıttı ne bileyim oğlum ben yeşildir herhalde. Sarının zıttı yeşildir bence. Hani sarı. Sarıya böyle en şey renk yeşil ne, ne bileyim abi. Yeşildir oğlum ben ne oldu? Sana bu aşamada sordukları bu sorularla zihninin derinlerine ne kadar inebildiğini, neden sınırsız tanımaz düşünebildiğini görmek istediler fakat sen abi bu cici mi? Yoksa bir tek bu soru mu gitti acaba? Yoksa bunların hepsi mi gitti? Abi bir dakika o zaman ben yeniden deniyorum. Olmaz 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 gençler. Bir dakika peki bir şey denemek istiyorum. Ben bunu 300 kilometre yapsam? Ha o zaman ben son soruyu yanlış yapmışım sadece değil mi? Evet. O zaman bir dakika. Bu buydu. Bu nihilizm de kibrit de buydu. Şimdi bunun zıttı. Oğlum sarının zıttı nedir ki lan? Bu mu? GG. Gençler sarının zıttı ne olabilir oğlum? Ben ne bileyim sarının hani zıttı. Sarının zıttı. Oğlum çok saçma bir soru. Mor o zaman. Heh, mormuş gençler. Sarının zıttı mormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Evet, çok garip. Bilmiyorum. Dünyayı istiladen varlıklar sana geldikleri gezegenin fotoğrafını gösterdiler. Hangi gezegen bu? Abi, bir şey diyeceğim. Gerçekten hani... Fotoğrafını böyle çekip bana mı gösteriyorlar? Ya, are you fucking serious mate? Hani, gerçi adamlar gitmiş fotoğrafını çekmiş uzaydan sonra gelip bana... Oğlum, manyak mı bu uzaylılar? Ulan niye uzaylılar gelip bana bu gezegenin fotoğrafını... Bak bu bizim evimiz. Beğendin mi? Yakında burada öleceksin. Oğlum niye bir uzaylı gelip sana gezegeninin fotoğrafını gösterir lan? Bakalım. İki resim arasında kaç fark var sence? Sence? 6-10 arası bence. Bence 6-10 arası. Sayalım mı? Üşendim ama bak şurada bir flash patlamış. Burada flash patlamamış. Şurada adamın elinde bir şey var. Burada yok. 2 oldu. Şurada adam önüyle gidiyor. Burada arkasıyla gidiyor. 3. Şurada düşüyor. Burada düşmüyor. 4. Şurada adamın elinde bir şey var. Kayak var. Burada yok. 5. Um, bir dakika. Evet. Burada bu adam buraya daha yakın. Burada bu adam oraya kadar yakın değil. 6. Bak iyi buldum ha. Dur. Sincap aynı. Ha. Şurada şu adamın saçı var. Burada kaskı var. 7. 7. Şurada şapka şapkada şey var, gözlük var burada yok. 8. Şurada garip bir yeşillik var burada yok. 9 Do olması lazım. En son 9'da kaldım galiba. Tavşan burada buraya bakıyor. Burada bu tarafa bakıyor. 10. 10 oldu. Yok, ondan geçer o zaman herhalde. Bir tane daha bulursam gençler galiba buldum. Yok, bulmamışım. Bu buldum gibi bu Yok bulmadım, bulmadım, bulmadım. Bakıyoruz daha Ha. Şurada bak şurada bir maske gibi bir şey var. Burada ağzında yok öyle bir şey. O zaman ben 11-15 arası diyeceğim de. Daha fazla bulur. Aha bak. Burada dizlamı ne yazıyor? Burada başka bir şey yazıyor. 12. Burada iki tane şundan var. Bir dakika. Evet burada şurada bir farklılık var. Görüyor musunuz? Burada bir adam daha var yanında. Evet 13. Oğlum ne güzel buluyorum lan. Dur. Aha baca var. Burada yok 14. Uh. Bir dakika. Bir dakika bulacağım daha. Bulacağım. Iıh. Ee... Daha Daha ne var ki oğlum Bir dakika gençler bakıyorum da şu an öyle Pek göremedim bir şey 14'te kaldım değil mi ben Gençler ben daha göremiyorum Aa, Şurada bir tane ağaç yok Burada var 15 Kuşlar aynı şurada 1-2-3-4 1-2-3-4 aynı Gençler 15 oldu. 15 arası diyor. Ben o yüzden ona ama 16'ya kadar geliyor mu onu da bilmiyorum. Hani 15 ise eğer bunu yapmam lazım. Ben direkt yine bu soruda gitmek istemiyorum. Ee, ama başka da bir şey bulamadım ben bunu diyorum ya. Ya arkadaş. Ya. <laughs> Sana bu aşamada bilerek sordular bu soruyu. Zihnin derinlerine ne kadar şiddetli... Aynı şey değil mi? Ya arkadaş. Ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp, yani çok ayıp sıçtınız şu an. Çok ayıp sıçtınız. Bu bu. Bu bu, bu bu, bu bu, bu bu, bu bu, bu bu. Evet, annenin oğluna hastalık derecesinde ve tüm ruhsal annenin oğluna ben yani. Evet, çok muhteşem bir soru. Hastalık derecesinde ve tüm ruhsal doyuma erişildiği aşırı bağlılığı olarak. Bir... Ha annenin oğluna hastalık derecesinde ve tüm şurada bir şey olsaydı güzel olurdu virgül. Oğlunun hastalık derecesinde tüm ruhsal doyuma erişildiği aşırı bağlı olarak bilinen kompleks. Ee, ee, şimdi. Cain. Bu biraz daha cani bir şeye benziyor. Medea. Otello. Otello değildir. Böyle bir isimde böyle bir şey olamaz. Medea Yoka, Yokasta. Şimdi bana yokasta gibi geliyor ama medea daha mantıklı gibi geliyor. O yüzden ben medea demek istiyorum ama içimde yokasta var. Fuck diyorum ve bu sefer diğerini... Gençler biz buradan kaçana kadar buradayız anasını satayım. Ben anlamam. Buradan bugün kaçacağız. Bugün buradan kaçacağız. Bak şimdi hop. Dedim abi dedim. Bak şu ikisinden biridir dedim ki bu daha mantıklı geliyor dedim. Ben isimden anlayabiliyorum abi. İsim çekiyor beni. Zihinsel yönle... Yönlenimizi nasıl işlediğini anlamaya çalışalım. Durdurulmaz bir cisim hareket ettirilemez bir cisme Şimdi durdurulamaz bir cisim. Mesela ben. <laughs> ben durdurulamaz bir cisim olduğumu düşünün benim. Böyle manyak bir şey olduğumu düşünün. Hareket ettirilemez bir cisme çarparsa ne olur? Böyle bu hareket etmez, bu durdurulamaz. Hop. içinden geçer. İçinden geçeceğim. İçinden geçer. Durdurulamaz olan cisim durur. Hareket ettirilemeyen cisim hareket eder. Birbirlerinin ötürü yok olurlar. Durdurulamaz cisim durur. Hareket ettirilemez cisim hareket eder. Şimdi fiziken Şu doğru bir şey hani Çünkü şöyle bir şey var Atıyorum Şunlar var Bu duruyorsa bu hareket ediyorsa Buna gelince bu durur bu hareket eder Buna Einstein'ın mıydı? Birinin Einstein'ın olması lazım Bilmem ne döngüsü deniyordu. Böyle böyle. Hatta bunlarla ilgili bir top deneyi var. Şöyle şöyle gidiyor. Ama belakin bu durdurulamaz cisim diyor. Yani bu böyle gelirken sen böyle yap bu durur. Bu da hareket ettirilemez diyor. Yani hareket ettirilemez abi. Ya oğlum içine... o zaman birbirlerini ötürleyerek yok olur. Nasıl lan? Oğlum çıldırtmayın ulan beni. Çıldırtmayın ulan beni. Nasıl oğlum? Ya nasıl bir psikop manyak mısınız lan siz? Manyak mısınız o abi siz? Ya deli misiniz oğlu? Hı? Ya durdurulamazsa. Ya bu buradan böyle durdurulamıyorsa ya durdurulamaz abi adı üstünde durdurulamaz. Hiçbir şey durduramaz bunu lan. Lan duvarın içinden geçer abicim. Duvarın içinden geçer. Elim acıdı. Ya hareket ettirilemeyen cisim hareket eder. Durdurulamaz olan cisim durur. Cisim durmaz. Hareket ettirilemez cisim hareket... O zaman bu ikisini eriyoruz. Çünkü bu olursa bunun da olması lazım. Ha yok. Ya fuck ya. Durdurulamaz cisim durur. Hareket ettirilemez cisim hareket... Bu o zaman. Bir dakika. Çık kaçtım mı lan? Kaçtım. Kaçtım evet ama gençler her ne kadar kaçsam da şu olayı hala çok saçma buldum. Çünkü dediğim gibi bakın şöyle bir şey var. Einstein'ın olması lazım dediğim gibi. Buradan bir top gelir. Buna böyle iple hani iple gelir. Tak diye vurur. Bu durur. Ardından bu hareket etmeye başlar. Sonra bu böyle gelir 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 gelir. Tak diye buna çarpar. Bu durdur, durur orada. Hop bu hareket eder. Bu döngü hep gider böyle. Enerji hep aynı. Ya da bir süreden sonra azalıyor muydu hatırlamıyorum ama. Böyle böyle gider gençler bu. Ama ve lakin, Burada durdurulamaz cisim diyor Hareket ettirilemez cisim diyor Hani Ya fuck the aliens kardeş Ya ben böyle uzaylılara sokayım ya Neyse gençler bakalım nasıl kaçmışız İşkence sırası sende uzaylı işkence yapacağım Çükünü koparacağım İşte zihnini sadece rakamsal verilerle sınırlandırmayın Zekasını her açıdan sonuna kadar kullanılabilen Kul Evet okuyamayan bir beyin Ve bu cehennemden de zeka dolup taşan aklın Özgürlüğüne kanat çırptı en önemli özelliğin sahip olduğun bu zekayı sorunlar üzerinde soğukkanlılıkla etkili bir şekilde kullanabilmen nefes verildi. Bir olay esnasında olabilecek şeyleri zihninin derinliklerine inip en ince detayına kadar görebiliyor hatta bazen önceden bile hissedebiliyorsun. Bu kadar ayrıntıcı bir zihin ve yüksek algıyla hassas yapım bir araya gelince seni hiçbir zorluk hiçbir kilit ya da parmaklık engelleyemez. Engelleyemedi de Sorulan sorulara verdiğin akıllıcı ve pratik cevaplarla herkesi fazlasıyla etkiledin. Ve zihin, zihin, ebebe, zihinlerine girerek onları resmen manipüle ettin. Evet gençler o zaman bitti bu. Bu da bana ne bildirim ne mesajı gelmiş lan bana. Bu ne oğlum? Ben o ne diyor ya giriş mi yapmışım? Ve bana 46 gün önce mesaj mı gelmiş? Aa klavye bozuldu. Abi Can Sangay bize... Peki. Ne bildirim gelmiş iki tane? Crazy Devil and Dark Demons sizi takip aldı. Peki. Lan burada böyle şeyler mi varmış? Neyse. Neyse ki... Abi ama bir dakika. Yeniden dene Yeniden dene Ya yok bitti o bitti. Neyse gençler bu videodan da bu kadar. Kendinize İyi bakın. Millet yapamamış anasını. <laughs> Aynen bak. Şu durdurulamaz sorusunun bir açıkçası nasıl ya? Cevap bu arada durdurulamaz durur. Ne? Cevap o muydu? Yo. Oğlum o muydu lan cevap? Bir dakika, bir dakika gençler bir dakika bir dakika. Video bitmedi bir dakika bir dur. Bir dakika. Abi. Yo alakası yok. Mal oğlum neyse ben yaptım ben kaçtım gençler. Neyse gençler bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı unutmayın ve bay bay. <laughs>